Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, öncelikle ayın konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 1 Ağustos'ta Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda geriliyor ve bu ay Merkür de gerilemeye başlayacak Başak burcunda. 16'sında Aslan burcunda yeni ay doğacak ve 31 Ağustos'ta burcunuzda Balık burcunda bir dolunay var. Evet, çit dolunay yaşayacağız Ağustos ayında. Evet, şimdi 1 Ağustos'ta 9 derece Kova burcundaki dolunay 12. evinizde meydana gelecek. Dolunaylarda doğal olarak böyle bir stres, bir gerilim hissedebiliriz. Güneş ve Venüs Aslan burcunda 6. evinizde. Venüs geriliyor. Genel olarak sağlığınıza, günlük hayatınızın detaylarına, iş ve çalışma koşullarınıza dikkat çeken bir dolunay. Dolunaylar bir farkındalık sürecidir. Gizli olan bir şeyler açığa çıkabilir. Duygusal, bedensel, zihinsel anlamda daha hassas olabilirsiniz. Aslında sağlığınıza önem vermeniz gereken bir dönemdesiniz. İşte bu dolunayda bir sağlık konusu gündeme gelebilir, gözden kaçırdığınız bir şeyi fark edebilirsiniz, yanlış bir tedavi ortaya çıkabilir, ertelediğiniz bir sağlık sorunu ile ilgilenmeniz gerekebilir. İşte belki diyete başlayacaksınız, beslenme programınızı değiştireceksiniz, zararlı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkarmanız, bağımlılıklarınızı bitirmeniz gerekebilir. Bunlara odaklandığınız, aslında iyileşme için, şifa için bir imkan da veriyor. Ya da çalışma koşullarınızda sıkıntılar varsa, beraber çalıştığınız kişiler, yardımcınız, asistanınız, hizmet aldığınız kişi, hani buralarda bazı kararlar verebilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunayın sizin için etkileri çok daha güçlü olabilir, önemli olabilir. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda gerileyecek. Sağlık konularında bazı hassasiyetleriniz olabilir. Dolaşım sistemi problemleri, kronik sorunlar, kalp sorunları, işte metabolizma sorunları, insülin direnci gibi böyle bazı problemleriniz varsa kronik sorunlarınıza dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla alışkanlıklarınızı, beslenmenizi hep böyle bir gözden geçirmeniz süreçte olabilirsiniz. Yanınızda çalışan bir yardımcınız, bir hizmet aldığınız kişi varsa anlaşmazlıklarınız olabilir. Özellikle kadın figürlerle ilişkilere dikkat edin. İş ortamınızda beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Merkür Başak Burcu'nda, Mars ayın büyük bölümünde Başak Burcu'nda, her türlü ilişkinizde enerjinizi daha fazla yönlendirebilirsiniz. Ama karşınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz, arkadaşınız size karşı daha fazla eleştirel, daha fazla böyle kontrolcü davranabilir. Bu da sizi biraz yorabilir bu süreç içerisinde. Ayın 23'ünden itibaren Merkür gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla ilişkilerde, iletişimlerde daha fazla sorun ve anlaşmazlık söz konusu olabilir. Ertelediğiniz bazı sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Bu durum herhangi bir böyle bir dava, bir mahkeme, hani bir yasal bir konuyu da gündeme getirebilir. İşte beraber çalıştığınız bir kişiyle bir ilişkide bir sorununuz da gündeme gelir. Hatta eşinizle bile bazen iletişim sorunlarını ciddi yaşayabilirsiniz. Ama geçmişe ait konuları bu dönemde daha fazla şöyle bir hatırlamanız, onları çözmeye çalışmanız mümkün. Ayın 16'sında Aslan Burcu'nda yeni ay var. Bu yeni ay Uranüs'le kare açı yapacak. Uranüs olan yerde biraz böyle stres ve ani gelişmeler olabilir. Yani bir anda iş ortamınızda mesleki anlamda böyle bir değişim, bir yenilik, belki yeni bir işe girme, işten ayrılma ya da beraber çalıştığınız kişilerle ya iş düzeninizde olabilecek bir yenilik, hani söz konusu olabilir. Yaşadığınız ve çalıştığınız ortamlarda bazı ani değişimler söz konusu olabilir. Ancak burada Venüs gerilerken ve Uranüs etkisi varken çok da hızlı karar vermemek, biraz daha belki temkinli hareket etmek gerekiyor. Örneğin evinizde ya da ofiste çalışacak bir yardımcı, bir asistan arıyorsunuz ama işte bu dönemde bir işe alma olduğunda, bir karar verdiğinizde yani sonrasında fikir değişiklikleri olabilir. Dolayısıyla daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Siz bir değişken burçsunuz. Aslında bu Aslan yeni ayı sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla kişisel doğum haritalarınızda 20 ile 26 derece arasında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa Venüs retrosundan, yeni aydan daha fazla etki alabilirsiniz. Ama sabit burçlarda gezegenleriniz yoksa sizin için çok da önemli olmayabilir bu yeni ay etkisi. Satürn burcunuzda biliyorsunuz sevgili balıklar.
Dolayısıyla genel anlamda bir Satürn etkisi hissediyoruz. Bu ay, ayın 26'sı, 27'si, buralarda Güneş-Satürn karşıtı biraz daha ilişkilerle ilgili hayatınızdaki baskıları ve sorumlulukları arttırabilir. 20, 21, 22 Ağustos gibi Mars-Neptün karşıtlığı var. Bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir, kazalara, sakarlıklara, alerjilere daha açık olabilirsiniz. Lütfen genel sağlığınıza dikkat edin. İlişkilerde güvenli ortamlara dikkat edin. Mesela bazı ilişkilerde aldanmalar, işte hayal kırıklıkları yaşatabilir böyle bir durum. Güvenmediğiniz kişilerle özellikle yapacağınız herhangi bir temasta daha temkinli olmanızda fayda var. Ayın 31'inde burcunuzda Dolunay var. Bu Dolunay bu Güneş-Satürn karşıtlığını da aslında aktifleştiriyor. Ama Dolunay ayın son gününde olduğu için etkilerini daha çok Eylül'ün ilk haftasında hissedebilirsiniz. 27'sinden sonra birazdan bu Dolunay etkileri artabilir. Burcunuzdaki Dolunay hayatınızda önemli bir döngüyü tamamlayabilir. Bir gündem olabilir, ilişkilerle ilgili, sağlığınızla ilgili, çalışma koşullarınız, kariyerinizle ilgili. Dolayısıyla kendinize özen göstermeniz gereken, dikkat etmeniz gereken ve sorumluluklarınıza daha temkinli yaklaşmanız gereken bir dönemdesiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Balık burcu, burçlar kuşağının 12. ve son burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Su elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Balık burçları son derece duygusal, duyarlı, romantik, sezgisel olurlar. Bu onların en önemli özellikleridir. Büyük bir inanma ve inandırma nitelikleri olabilir. Genellikle dürüst, vicdanlı, sadık ve uysal kişilerdir. Onlar girdikleri her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Yönetici gezegenleri Neptün nedeniyle hayal dünyasında yaşayabilirler. Yaşama biraz romantik ve aşırı duygusal bakabilirler. Gerçekçi olmayabilirler. Balıklar diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen, aslında etki alan kişilerdir. Onların kendisini güven içinde hissetmesi gerekir. Sürekli korunmaya ihtiyaçları olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olması ve kolay etki altında kalmaları nedeniyle de melankolik bir burçtur. Bazen duygusal çıkmazlara girebilirler ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu gibi kavramlara karşı dayanıklılıkları azdır. Rahatlıkla bağımlılıklar oluşabilir. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Özellikle büyük sanatçılar müzik, resim, dans gibi, sahne sanatları gibi sinema ve film sektöründe güçlü sanatçılarda balık burcundan rahatlıkla çıkabilir. Çok romantiktirler ve ilişkilerinde duygulara mantıktan daha fazla önem vereceklerdir.